4 ayette Cenab-ı Hak bunu zikrediyor. Ama bizde haramlar mı daha çok, zihinlerinizi bir yoklayın. Helaller mi daha çok? Değil mi? Yani listeler var çünkü. Biliyorsunuz bu batıya çıkınca acayip bir çile haline geliyor. İnsanların ellerinde bir liste. Ne listesi? Almaması gereken yiyecekler listesi değil. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce gıda maddesinden alabileceklerinin listesi elinde. Allah'ın söylediğinin tam tersine. Halbuki yani bu Halbuki ne ne olması büyük bir lazımdı? ızdırap değil mi? Evet. Ne büyük bir ızdıraptır. Tabii. O dört... Almaması gereken 4-5 şey varken, hani içecekleri de katarsak buna, liste tam tersine dönmüş Tabii. hocam. Sadece alabilecekleri 3-5 şey var. Adamlar onu arıyorlar. Hangisi helal, hangisi değil falan diye. Şimdi bak mesela bunlardan bir tanesi ölü hayvan değil mi? Evet. Şimdi mesela şeyde Almanya'da ben mezbahaya gittim. Hayvanın alnına çiviyi saplıyorlar. 11 santimlik yani büyükbaş hayvanın. Fakat o hayvan ölmeden 6 dakika içerisinde kesiyorlar. Kestiği sırada ayaklarını sallıyor. Yani ölmediği belli. Evet, o bayıltan diyorlar hocam ona. O Hani evet. sadece beyinciyi Evet. şey yapıyor. Uyuşturuyor. Uyuştu, şey parçalıyor. O beyinciğin parçalanmasıyla hayvan işte o kesildiğini fark etmiyor. Daha rahat kesiyorlar. Şimdi bu hayvana ölü hayvan diye şey yapılıyor. Bunların kestiği yenmez. Çok ittifakla kabul ediliyor. Değil mi? Sen Almanya'dan geldin. Zaten bir de dini durumlardan dolayı onların kestiğini yenmeyeceğini kabul ediyorlar hocam. O da var. Yani düzgün de kese Bir de yenmez bu diyor adamlar zaten. müşriktir Tabii. zaten deniyor. Müşriğin Yani düzgün kestiği de kese yenmez diyor. yenmez. Şimdi efendim işte tavuklar efendim işte şey ne yolma diyorlardı? Kuru yolma, Ha, sulu kuru yolma. yolma, sulu yolma falan ya. Bu hayvan doğru dürüst kesilmiş. Bunun kuru yolma, sulu yolması olmaz. Ondan sonra mesela şeyde işte Almanya'da gördüm. O hayvanları bir sudan geçiriyorlar. O su elektrikli, hayvan bayılıyor, ölmüyor. Ama kesiliyor. Normalde kesiliyor. Şimdi şey yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı herhangi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla o hayvanların etinden çok rahat bir şekilde yenebilir. Çünkü hiçbir ayette müşrikin kestiği yenmez diye bir ifade yok. Bunun aksine ifade var. Hiçbir hadiste de yok. Ondan sonra aksine gene hadislerde var. Yani yenebileceğini gösteren hadis.